Merhaba arkadaşlar. Bir başka soru çözümünde yine birlikteyiz. EBOB ve EKOK soru çözümüne devam ediyoruz. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. X, Y ve Z pozitif tam sayılardır. A 3X eksi 1, 5Y eksi 2, 12Z eksi 10. A burada şu üçüne de eşit olarak verilmiş. Bu üç sayı da birbirine eşit. Şimdi bu bir EKOK sorusudur arkadaşlar. Neden EKOK? Çünkü burada arkadaşlar 3 tane sayı birbirine eşit verilmiş. Bu sorularda şöyle düşünmem gerekiyor. Bu ifade 3'ün katı, şu ifade 5'in katı, şu ifade de 12'nin katı şeklinde düşünmem gerekiyor. Eğer 3 sayı verilmişse ve bunlar 3'ün, 5'in ve 12'nin katıysa bu 3 sayının EKOK'u şeklinde biz bu sayıyı bulabiliriz. Yalnız burada dikkat etmem gereken bir şey var. Eğer ben bu ifadeyi 3'ün katı olarak yazacaksam, mesela 3x eksi 1. Burada 3x 3'ün katıdır ama eksi 1 burada 3'ün katı değildir. O zaman aynı şekilde 5y eksi 2'ye baktığımız zaman şu ifade 5'in katıdır ama eksi 2 5'in katı değildir. 12z'de de aynı şekilde 12z 12'nin katıdır ama 10 sayısı 12'nin katı değildir. O zaman burada benim bunları 3'ün katı, 5'in katı ve 12'nin katı diyebilmem için paranteze alabilmem gerekiyor. Paranteze alabilmek için de sonuçta 1, 3 parantezine alınmaz. 5'te 2 parantezine alınmaz. O yüzden her tarafa öyle bir sayı eklemeliyim veya çıkarmalıyım ki aynı sayı olacak şekilde ancak her tarafa aynı sayı ekleyeceğim veya çıkaracağım. Bunların üçünü birden paranteze alabiliyor olmam gerekecek. Burada biraz düşünürsek her tarafa ben 22 sayısını ekleyecek olursam. Bakın 3x eksi 1 artı 22 eşittir. 5y eksi 2 artı 22 eşittir. 12z eksi 10 artı 22. Her tarafa 22 sayısını ekledim. O zaman burada a artı 22 sayımız 3x artı 21. O da 5y artı 20 ve 12z artı 12'ye dönüşmüş oldu. Şimdi baktığımız zaman ikisi de 3'ün katı, 5'in katı ve ikisi de 12'nin katı. Demek ki ben bunları paranteze alabilirim artık. O zaman buradan a artı 22 sayısı 3 parantezine alacaksam x artı 7. 5 parantezine alırsam y artı 4 ve 12 parantezine alırsam z artı 1'e dönüşmüş oldu. Şimdi o zaman burada çarpım durumuna getirmek zaten asıl amacım. Şöyle diyebilirim. Bu ifade artık 3'ün katıdır. Bu ifade 5'in katıdır. Şu ifade de 12'nin katıdır. O zaman burada şunu düşünmem gerekiyor. A artı 22 sayısı 3'ün, 5'in ve 12'nin katı bir sayı. O zaman bu 3'ünün de katı olacağına göre bu 3 sayının EKOK'unu almam gerekiyor. Yani 3, 5 ve 12. Bu sayıların eğer EKOK'unu alırsam 2'ye bölersek 3'e 5, 6. 2'ye bölersek 3, 5, 3. 3'e bölersek 1, 5, 1 ve 5'e bölersek 1. O zaman diyorum ki bunların EKOK'u 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Yani ne olacaktır? 60. O zaman biz burada bu sayılara 60'ın katı diyebiliriz. EKOK'un katları şeklinde ilerler her zaman sonuç. O zaman diyorum ki A artı 22 aslında neye eşitmiş? 60 katı olacak şekilde sayılara eşitmiş. Ben burada en küçük değeri bulacak olursam K'ya 1 değerini veririm. K eşittir 1 için. A artı 22 eşittir 60 olur. Ve 22'yi diğer tarafa atarsak. Buradan 38 olacaktır. Bizden istenen A'nın 2 basamaklı en büyük değeridir. O zaman ben bu ifadeye 60'ın katlarını ekleyerek bu ifadeyi düzenleyebilirim. Yani şu ifadeye 60 yazarsak, 60 eklersek buradan A değerim 98 olacaktır. Demek ki A'nın 2 basamaklı en büyük değeri 98 bulunmuş olacaktır. Diğer sorumuz. Bir önceki sorunun sözel versiyonu budu. Bu. Ayşe bir torbadaki cevizleri üçer üçer saydığında 2 ceviz. Bu şu demektir arkadaşlar. A ceviz sayısı olsun. Ceviz sayısı. Ne diyor şimdi bize? Üçer üçer saydığında 2 ceviz. Yani 3'ün katı artı 2. 2 ceviz artmış. Beşer beşer saydığında 3 ceviz. O zaman ben buna da 5y artı 3 diyebilirim.
5'in katı ve 3 fazlası. Ve 9'ar 9'ar saydığında da 8 ceviz artıyor. Ben bunu da 9y artı 8 şeklinde yazabilirim. Ceviz sayısı 3 basamaklı olduğuna göre Ayşe'nin en çok kaç cevizi vardır diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar ben yine deminki gibi düşünerek her tarafa öyle bir sayı ekleyip çıkarmalıyım ki her bir ifadeyi parantezine, kendi parantezine 3, 5 ve 9 parantezine alabilirim. Ne ekleyebiliriz veya ne çıkarabiliriz diye düşünüyoruz. Her taraftan 8 çıkarırsak 3x artı 2 eksi 8 eşittir 5y artı 3 eksi 8 ve 9z artı 8 eksi 8 şeklinde yazdım. O zaman burada a eksi 8 buradan 3x eksi 6'ya dönüşmüş oldu. Ve buradan da 5y eksi 5'e ve son olarak 9z. Yanında bir sayı yoksa zaten direkt 9'un katıdır diyebilirim. Şu ifadeyi parantezlere alırsak. 3 parantezine aldım x eksi 2. 5 parantezine aldım y eksi 1 ve 9 çarpı z. Hepsini çarpım durumuna getirdikten sonra yapmam gereken şey şu sayıların 5'in, 3'ün ve 9'un ekoklarını almaktır. O zaman 3, 5 ve 9 sayıların ekoklarını alıyorum. 3'e böldük 1, 5, 3. 3'e böldük 1, 5 ve 5'e böldük 1. O zaman diyorum ki bu sayılar aslında ekokun bir katıdır. O zaman 5 kere 3 15, 15 kere 3 de 45 yapar. 45'in katı olacakmış. A eksi 8 sayısı 45'in bir katıymış. Bizden istenen ceviz sayısının 3 basamaklı ve en büyük değeridir. O zaman 45'i biz burada neyle çarparsak en fazla olur diye soruyoruz. Burada 45'i biz 20 ile çarparsak 900 olacaktır. 2 defa yani 22K'ya 22 verirsek. Buradan a eksi 8 990 olacaktır. Eksi 8'i bu tarafa atarsak a buradan 998. O zaman Ayşe'nin en fazla 998 tane cevizi çıkacaktır. Bu da diğer sorunun aynısı. Ne ekleyip ne çıkaracağımızı iyi düşünmemiz gerekiyor. Ve her tarafa aynı sayıyı ekleyince 3'ün katı, 5'in katı ve 9'un katı artık sayılar neyse ona göre paranteze alabileceğimiz bir sayı oluşmasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi sıradaki konumuz EBOB ve EKOB problemleri. Şimdi burada arkadaşlar eğer bize sorularda küçük parçalar verip büyük bir şey isteniyorsa EKOB. Yani şunu aklımızda tutmamız yeterli. Soru tipi ezberlemeye gerek yok. Parça verilip eğer bütün isteniyorsa yani küçük parçalar birleştirilerek daha büyük bir ifade yani parça oluşuyorsa burada ekok kullanmam gerekiyor. Aynı zamanda soruların içinde birleştirme, birlikte yapma, nöbet ve zil ifadeleri geçiyorsa kullanacağımız yöntem ekoktur. Bunun tam tersi olan büyük parçalar verilip küçük bir şey istenirse de EBOB kullanmam gerekiyor. Yani bütünden parçaya gidiyoruz bu sefer. Yani parçalama yapmam gerekiyor. Büyük bir ifade var ve bunları ben küçük parçalara ayırıyorum. Bunun gibi bir şey yapıyorsam da EBOB kullanmam gerekiyor. Sorunun içinde parçalama, bölme, ağaç dikme ve direk dikme varsa burada da EBOB kullanmam gerekecek. Şimdi sorularını inceleyelim. İçlerinde 100 kilogramın 120 kilogram şeker ve 140 kilogram buğday bulunan 3 depodaki malzemeler birbirine karıştırılmadan ve hiç artmamak koşuluyla eşit ağırlıklı torbalara doldurulacaktır. Buna göre en az kaç torbaya ihtiyacım vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar elimde büyük çuvallar var. Ve yapmak istediğim şey bunları daha küçük torbalara bölmektir. O zaman burada benim yaptığım iş bölmek, parçalamak olduğuna göre kullanmam gereken yöntem EBOB'dur. O zaman biz burada 100, 120 ve 140 sayılarının EBOB'unu bulmamız gerekiyor. 2'ye bölersek 50, 60, 70. 2'ye bölersek 25, 30 ve 35. 2'ye bölersek şurada 15, 25 ve 75. 3'e bölersek 25, 5 ve burada 25. 5'e bölersek 5, 1 ve 5 gelecektir. Bir tane 1 bulduktan sonra eğer EBOB'la uğraşıyorsam gerisine bakmama gerek yoktur.
Bundan öncekilerde ortak bölenleri bulmam yeterli gelecektir. O zaman 2 burada hepsini böldü. Şuradaki 2 de böldü. Bu bölmüyor. 25'i bölmedi, 35'i bölmedi. 3 de bölmedi ve 5 böldü. O zaman EBOB'umuz burada 2 çarpı 2 çarpı 5'e eşittir. Buradan 20 yapacaktır. O zaman bulduğum bu 20 aslında bize neyi veriyor? Bir torbanın kaç kilogram olacağıdır. Soruda bizden ne isteniyorsa EBOB ya da EKOB bize her zaman onu verecektir. Burada bizim bulmamız gereken bu torbaların kaç kilogram olacağıdır. EBOB'unu bulursak bu bize bir torbanın kaç kilogram olması gerektiğini söyleyecektir. O zaman bir torba 20 kilogrammış. Ben 100 kilogram unu 20 kilogramlık kaç parçaya ayırabilirim? 5. Aynı şekilde 120 kilogramlık şekeri 20 kilogramlık kaç parçaya ayırabilirim? 6 torbaya. Ve son olarak 140 kilogramlık buğdayı 20 kilogramlık 7 torbaya ayırabilirim. Bizden istenen en az kaç torba olduğuydu? O zaman 5 artı 6 artı 7. Bu da 18 yapacaktır. Demek ki en az 18 torbaya ihtiyacımız varmış. Diğer bir sorumuz. Kenar uzunlukları 48 ve 84 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi ve köşelerine birer ağaç gelecek şekilde eşit aralıklarla ağaçlandırılacaktır. Buna göre en az kaç ağaç ihtiyacı varmış? Şimdi arkadaşlar ağaç sorularında ne demiştik? Ağaç soruları bizim için EBOB'dur. O zaman şöyle bir dikdörtgen tarlamız var. 48 ve 84. Bizden istenen çevresine ve köşelerine yani şu şekilde ağaçlar dikmemizi istiyor. Kaç tane ağaca ihtiyacımız olduğunu söylüyor. O zaman biz burada 84 ve 48 sayılarının EBOB'unu alırsak 2'ye bölersek 42, 24. 2'ye bölersek 21, 12. 2'ye bölersek 21, 6. 2'ye bölersek 21, 3. 3'e bölersek buradan 1, buradan 7. EBOB aldığıma göre burada 1'e ulaştığıma göre diğerlerine bakmama gerek yok. Ortak olanları seçiyorum 2, 2 ve 3. O zaman burada EBOB değerim nedir? 3 kere 2 6, 6 kere 2 12. O zaman bulduğum EBOB aslında bize şunu söylüyor. 2 ağaç arası mesafe. 2 ağaç arası mesafedir. Şimdi bizden istenen kaç tane ağaca ihtiyaç duyduğumuz. Bunu şöyle sayarak yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Ağaç sayısını veren bir formülümüz var. Ağaç sayısı şudur. İstenen şeklin çevresi bölü 2 ağaç arası mesafedir. 2 ağaç arası mesafedir. Şeklimiz dikdörtgen olduğuna göre o zaman çevremiz 2 çarpı 48 artı 84 olacaktır. Bizim 2 ağaç arası mesafe bulduğumuz sayı 12. O zaman bu işlemin sonucunu bulursak kaç ağaca ihtiyacımız olduğunu bulmuş oluruz. O zaman 2'yi 12'yi sadeleştirirsek şurada 6 kalır. 48'i 6'ya bölersek 8 olacaktır. 84'ü 6'ya bölersek 14 olacaktır. Bunların toplamı da 22 olacaktır. O zaman en az 22 ağaca ihtiyacımız vardır. Eni 48 boyu 56 metre olan bir bahçe eş kare parsellere ayrılıyor. Eş ne demek? Eş kare yani birbirinin aynı olan karelere ayrılacakmış. Buna göre parselin her köşesine bir direk dikiliyor ve en az kaç direk gerekir diye sorulmuş. Eni 48 boyu 56 olan bir dikdörtgen parselimiz var. Bizden istenen bunu eş karelere bölmek yani şu şekilde küçük küçük karelere bölüyoruz ve bu karelerin her birinin köşesine birer direk dikmemizi istiyor. Kaç tane direk gerekir diye sormuş. Şimdi ağaç ve direk soruları neydi? EBOB sorusuydu. O zaman 56 ve 48'i EBOB'larını bulmak için çarpanlara ayırıyorum. 2'ye bölersek 28 olacak 24. 2'ye bölersek 14 12. 2'ye bölersek 7 6. 2'ye böldük 3 7. 3'e böldük 1 7'ye böldük 1. O zaman burada EBOB'umuz 1, 2, 3. 3 tane 2 yani 8 olacaktır. Bu bulduğum EBOB değeri benim için nedir? Bakalım soruya.
bir bahçe eş kare parsellere ayrılıyor. Şimdi biz burada kare parsellere ayırdığımız için, yani aslında büyük bir dikdörtgene küçük parçalara ayırdığımız için EBOB yapıyoruz aslında burada. Daha sonra burada biz 8'i bulduğumuza göre bu aslında bizim için karenin bir kenarı oluyor. Karenin bir kenarıdır. O zaman şurası 8, şurası da 8 olacak şekilde bu parselleri tek tek yazıp hesaplayabilirim. Ama buna gerek yok. Bunun yerine şu şekilde bir yöntem belirledik arkadaşlar. 56 ve 48'i 8'e bölüyorum. Burada 7 kere var, burada 6 kere var. Bu bulduğumuz sayılar zaten bir daha bölünmeyecek. Yani bunlar zaten EBOB olduğuna göre 8'den daha büyük bir sayıya bölünmeyen sayılar bunlar. Yapmam gereken, eğer içine ve kenarlarına dikiyorsam sadece bu kural kullanılır. 7'yi 1 arttır, 6'yı 1 arttır. Buradan 8 ve 7 gelecektir. Bu iki sayıyı çarparsak 56 gelecektir. Demek ki 56 tane direkt dikmemiz gerekiyormuş. Bu kural sadece içine ve kenarlarına diktiğimiz koşullarda geçerlidir. Yani bir önceki soruda bunu kullanamıyoruz. Onda çevre formülü kullanılacaktır. Şimdi diğer sorumuz. Boyutları 32 ve 56 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsa aralarında boşluk kalmayacak şekilde en az kaç tane eş karesel bölgeye ayrılır? Bakın yine parçalama yapıyoruz. Büyük bir arsamız var. 32'ye 56 şeklinde bir dikdörtgen arsa ve bunu ben karesel bölgelere ayırmak istiyorum. O zaman burada parçalama olduğu için kullanmam gereken yöntem EBOB'dur. O zaman 56 ve 32'yi çarpanlara ayırarak EBOB'larını buluyorum. 2'ye bölersek 28'e 16. 2'ye bölersek 14'e 8. 2'ye böldük 7'ye 4. 7 ve 4 asal olduğuna göre bir daha bunlar bölünmeyecektir. O zaman bundan sonrasına bakmama gerek yoktur. O zaman bu sayıların EBOB'u 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8'dir. Bu bulduğum benim karenin bir kenarıdır. Karenin bir kenarı. Şimdi biz burada tek tek hesaplayabiliriz aslında. Ama buna gerek yok. Burada da bir formülümüz var arkadaşlar. Eğer büyük bir dikdörtgenden küçük kareler elde ediyorsak, burada yapmamız gereken şey büyük şeklin alanı bölü küçük şeklin alanıdır. Küçük şeklin alanı. Büyük şeklin dediğim bize ilk verilen dikdörtgen. Küçük şekil dediğimiz oluşturduğumuz karelerdir. Dikdörtgenin alanı 32 çarpı 56. Karenin alanı da 8 çarpı 8 olacağına göre. Ben bunları bölerek sayıyı bulabilirim. Buradan 4, buradan da 7. O zaman 4 çarpı 7'den 28 tane karesel bölgeye ayrılmış diyebiliriz. Bu soruları da bu şekilde buluyoruz. Bu kare sayısı. Büyük şeklin alanı bölü küçük şeklin alanıdır. Şimdi diğer bir sorumuz. Bu iki soru arasındaki benzerliklere ve farklara bakalım. Sorumuz aynı arkadaşlar. Sayı değiştirmişiz. Sadece burada eş karesel derken burada eş dememiş. O zaman karelerin nasıl ayrılacağı bize kalmış. Ama en az bölge istiyor. O zaman benim burada yapmam gereken şey şu olacaktır. 32 ve 24 olan bir dikdörtgen var elimde. Burası 24 olsun. Şurası 32. En az dikdörtgeni elde etmek istiyorsam benim yapmam gereken bu ifadeyi oluşabilecek en büyük karelere bölmektir. O zaman en küçük kenardan başlayarak şurada 24 varsa eğer ben bunu oluşabilecek en büyük kenar 24 metre olan bir kareye bölebilirim. Yani şurada 24'e 24 bir kare oluşturdum. O zaman buraya 8 kaldı. Burası da 24. Aynı şekilde kırmızıyı şu an için yapmış olduk. O zaman bizim elimizde kalan şu yeşille boyadığım yer 8'e 24 olan bir dikdörtgen kaldı. Burada da küçük kenardan yola çıkarak bir kenarı 8 olan ve diğer kenarı 24 olan dikdörtgeni yine karelere bölmem gerekiyor. O zaman küçük kenardan yola çıkarak kenarı 8 olan dikdörtgenlere bölmem gerekiyor. Buradan bir çizgi çektim, şuraya 8 dedim. Yine aynı şekilde 24 zaten 8'in katı olduğuna göre ben bunu 3 tane 8'e 8'lik kare şeklinde bölebilirim. O zaman oluşturduğum dikdörtgen sayısı burada 4 olacaktır. Demek ki bu tarla 1, 2, 3 ve 4. 4 tane
en az 4 tane kareye ayrılmış olur. Eş olduğunu söylemediği için diğer sorudaki gibi yapmadık. Oluşturabileceği maksimum boyutlu kareyi oluşturmaya çalıştım. Her zaman en küçük kenarla bir kare oluştururum. Burada 24'tü kenarım. Demek ki 24'e 24 bir kare oluşabilir. Bunu oluşturduktan sonra şuradan kestiğimi düşünüyorum. 8 küçük kenarı 24'te büyük kenarı olan bir dikdörtgen kaldı elimde. O zaman 8 yine küçük kenar olduğuna göre demek ki 8'e 8 bir kare oluşacak şu şekilde. O zaman geriye kalan 8 8'e 16 olacak. Yine küçük kenar 8 olduğuna göre yine 8'e 8 bir kare oluşturacağım. Ve bu 3 tane 8'e 8, bir tane 24'e 24 demek ki 4 tane kare oluşturabiliyormuşum. Diğer sorumuz. Kenar uzunlukları 48, 72 ve 108 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kütük hiç parça artmadan kesilerek birbirine eş küpler oluşturulacakmış. Buna göre en az kaç küp elde edilir? Şimdi arkadaşlar, elimde şöyle bir dikdörtgenler prizması var. 48, 72 ve 108. Bu büyük prizmayı diyor ki küçük küplere bölmek istiyorum. Şöyle küçük küçük küpler oluşturmam isteniyor. Kaç tane küp elde edilir diye sormuş. O zaman burada yaptığım işlem parçalamadır. Yani EBO yöntemini kullanmam gerekiyor. O zaman diyoruz ki 48, 72 ve 108 sayılarının EBO'unu alalım. 2'ye bölersek 24, 36, 54. 2'ye böldük 12, 18, 27. 2'ye bölersek 6, 9, 27. 2'ye böldük 3, 9, 27. 3'e bölersek burada 1 elde ettik. EBOB kullandığıma göre 1'i elde ettikten sonra artık 3'ünü bölen bir ifade olmayacaktır. Gerisine gerek yok. O zaman ortak bölenleri bulalım. 2, 2 ve 3. O zaman burada EBOB'um 2 çarpı 2 çarpı 3 yani 12 olacaktır. Yani bu 3 sayıyı aynı anda bölebilen en büyük sayı 12'dir. O zaman benim burada bulduğum şey aslında oluşan küpün bir kenarıdır. Şimdi burada yapmam gereken şey bunları böyle tek tek yerleştirip kaç tane oluşturacağını bulmak değildir. Bunun için de arkadaşlar 3 boyutlu şekillerde hacim kullanırım. Yani burada küp sayısı şu formüle eşittir. Büyük hacim bölü küçük hacim. 2 boyutlarda alan kullanıyorum. 3 boyutlarda hacim kullanıyorum. Şimdi büyük hacim dediğim büyük dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir? 3 tane kenarın çarpımıdır. Yani 48 çarpı 72 çarpı 108'dir. Küçük hacim dediğim oluşturduğum küplerdir. Bunun da bir kenarı 12 olduğuna göre küpün hacmi de bir kenarın küpü olduğuna göre. Yani 12 çarpı 12 çarpı 12 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada sadeleştirme yaparak sonucu bulabiliriz. 48'e 12'ye bölersek 4 defa var. 72'yi 12'ye bölersek 6 defa var. Ve 108'i 12'ye bölersek burada da 9 defa var. O zaman 4 çarpı 6 çarpı 9. 4 kere 6 24. 24 çarpı 9. Buradan da 4 kere 9 36. Elde var 3, 18, 216. 216 tane küçük küp elde edebilirmişim. Bir başka sorumuz. Ceyda'nın elinde ebatları 4, 8, 10 olan dikdörtgenler prizması şeklinde kutular var. Dikdörtgen prizmalarından en az kaç tanesi bir araya gelirse hacmi en küçük küp elde edilir. Şimdi elimde küçük küçük dikdörtgenler prizmaları var. Ve bunlar birleştirilerek büyük bir küp oluşturmaya çalışacağız. O zaman burada kenarlarını yazalım 4, 8 ve 10. Yaptığım işlem burada birleştirmedir. Yani burada kullanmam gereken yöntem ekoktur. O zaman 4, 8 ve 10 sayılarının ekoklarını bulalım. 2'ye bölersek 2, 4, 5. 2'ye bölersek 1, 2, 5. 2'ye bölersek 1, 5. 5'e bölersek 1. O zaman burada ekok 5 çarpı 2 üzeri 3'tür. O da 40 olacaktır. Burada bulduğum şey oluşacak olan küpün
bir kenardır. O zaman benim yapmam gereken şey yine deminki soruda olduğu gibi kaç tane küp gerekli olduğunu bulmak için küp demeyelim de bu sefer dikdörtgenler prizması bulmam gereken kaç tane dikdörtgenler prizması lazım. O zaman burada yapmam gereken yine büyük hacim 3 boyut çünkü böyle küçük hacimdir. Büyük hacim küpün bir kenarını 40 bulduk. Küpün bütün kenarları eşit olduğuna göre bu 40 çarpı 40 çarpı 40'tır. Küçük hacimde küçük dikdörtgenler prizmasının hacmidir. Yani 3 tane kenarın çarpımıdır. O zaman bu ifadeyi sadeleştirecek olursak. Şuraya da dikdörtgenler prizma sayısı yazalım. Şuradan 10 geldi. Buradan 5 geldi. Buradan da 4 geldi. Bunları çarparsak 4 kere 5 20, 10 ile çarparsak 200. Demek ki 200 tane dikdörtgenler prizması bir araya getirilerek en küçük hacimli bir küp oluşturabilirmişiz. Bu dersimiz burada bitmiştir. Kendinize iyi bakın.